Selamünaleyküm arkadaşlar, yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz gene geldi. Gene süper bir videoyla karşınızdayım. Unutmayın, videolarımızı beğenmek, yorum yapmak, kanalımıza abone olmak bedava. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ediyor. Aktroller, Ekrem İmamoğlu Fatih'in türbesine tekme attı diye iftira atıyordu. O ise ne yapıyordu? Ekrem İmamoğlu dünyada 3 tane orijinal parçası kalan Fatih Sultan Mehmet Han'ın yağlı boya tablosunu Londra'daki açık artırmada satın alıyor. İstanbul'umuza, Türkiye'mize, milletimize kazandırıyor. Aktroller ortadan ikiye çatlıyor. Hüngür hüngür ağlıyordu. Gecenin bir vakti toplanıyorlar. Ula şimdi biz ne yapacağız diyorlar. Biri beni aradı, dedi ki kardeş yardım et. Dedim ya sakin olun ya. Ya oğlum biz trolüz dedim ya. Hemen çıkıp diyeceksiniz ki İmamoğlu Fatih'in türbesine tekme atıp oyları kaybetti. Gidip Fatih'in tablosunu alarak kaybettiği oyları geri almaya çalışıyor diyeceksiniz. Olayı kapatacaksınız. CHP'cik niyeti ne diyor? Yahu diyor reis diyor yıllarca diyor Fatih'in üzerinden diyor oy kazandı, oy devşirdi diyor. Niye diyor gidip diyor tabloyu almadı, yoksa diyor reisin diyor parası mı bitti diyor. Evet. Para bitti. Paramız yok. Allah adamı, vallahi adamı sinir etmeyin. Bak vallahi adamı sinir etmeyin. Reis çıkar millete der ki İmamoğlu milletin parasını çarçur ediyor der. Hemen gelir gelmez tablo İBB'ye kayyumu atar, tabloyu alır saraya sara. Vallahi billahi. Lan ne oldu? Subhanallah, bir anda troll oldum ha. Allah'ım sen gösterme. Düşündürücü. Wushu Federasyon Başkan Vekilinin eşi Fatma Akyüz aynı turnuvaya hem hakem hem de yarışmacı olarak katılıyor. Kendi dalında birinci ilan ediliyor. Kızım, hele bu kamerayla beni çek de ben bir gireyim yarış. Hay maşallah. Ulan ne güzel oynuyorum ya. Kendi kendimi birinci ilan ediyorum. Ya arkadaş ya. La oğlum böyle bir şey olur mu ya? Ha? CHP zihniyeti ne diyor? Böyle bir şey olur mu diyor. Ha? Ya bunların derdi spor mu spor değil arkadaşlar. Başörtülü ablamız birinci oldu ya. Ha? CHP zihniyetinin yapmış olduğu İslam düşmanlığı. Ha? Bunlar onu kaldıramıyor ey yavrum ey. Abla hani o kolunu böyle şöyle böyle bir şey yapmışsın ya. Orada altınlar gerçek mi? Yok onlar gerçekse bak sokakta muhakta takma. Türkiye'de maazallah kolun keserler. Düşündürücü. Suudi Arabistan zıkkımın kökü hastalığından dolayı ülkeyi kapattığını, hac ibadeti için dışarıdan hacı almayacağını, sadece kendi vatandaşlarının hac ibadetini gerçekleştireceğini söylüyor. Ama bu bizi yıldırmıyor. Çünkü biz AK Partiliyiz. Ne yapıyoruz? Gecenin bir vakti anında Sultanahmet Meydanı'na çıkma ikinci el bir Kabe motifi koyuyoruz. Etrafını üçer dörder metre duvarlarla örüyoruz. Bir gece ansızın Diyanet İşleri Başkanımız çıkıyor. Hacı adaylarım, üzülmenize gerek yok hacı adaylarım. Bu senede her sene olduğu gibi hac için müracaat edeceksiniz. Paralarınızı yatıracaksınız. Aynı hacca gitmiş gibi arabalarla evlerinizden aldırılacaksınız. Sultanahmet Meydanı'na gideceksiniz ve oradaki hac motifini tavaf edeceksiniz. Allah sizi inandırsın, aynı sevabı alacaksınız diyor. Hacılarımız mutlu oluyor. İbadetlerini yerine getirmiş oluyor ya. Böylelikle ne oluyor? Devletin kasasına para gitmiş oluyor. Böylelikle ne Suudi Arabistan, ne İsrail, ne Amerika, ne Almanya kazanmış oluyor. Ulan bu bizim aklımıza daha önce niye gelmedi ya? Düşündürücü. Allah Allah arkadaş ya. Haberi giremiyorum, kusura bakmayın.
Sakin ol. Evet. Havlamalan it. Komşunun iti avlıyor. Maliye Bakanı Berat Albayrak diyor ki, Türk lirasına ve Türk şirketlerinin büyüme hikayesine güvenen herkes diyor kazanacak diyor. Ulan arkadaş ya. Ya yok böyle bir şey ya. Allah'ım sana sığındım ya Rabbim ya Resulallah. Zamanında da Türk lirası Trump karşısında değer kazanmaya başladı. Trump değer kaybetti demişti. Trump aldı başını gitti. Arkadaşlar, o da biliyor millette para yok. Onun için parası olanlara sesleniyor. Diyor ki ona paraz varsa diyor ya Merkel'e ya da Trump'a basın diyor. Ya Merkel'e Trump'a basın derken yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani o Merkel ve Trump'un olmuş olduğu ülkelerin para birimine basın. İsimlerini söyleyemiyoruz. Yazar ne olur ne olmaz la. Sevimli soğuk. Lan arkadaş ya. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbi ya Resulallah. Delileneceğiz. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Yerli ve milli 120 kiloluk güreşçimiz Rıza Kayaalp'i Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atıyor. Birileri bunu bile eleştiriyor. Arkadaşlar bu atama normal bir atama. Tamam, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a atanmasını eleştirdik. Bu doğru değildi. Kimse kabul edemez. Ama bu adam zaten sporcu. E bunu Spor Bakanlığı'na atamayacak da nereye atayacak? Abi yeterli midir değil mi? La orasını ben nereden bileyim? Ha? Reisimiz için yeterli ki atıyor. Yeterli olmasa atar mı la 120 kiloluk adam? Bu da artık yeterli olmayacaksa müşavirliğe daha kim yeterli olacak ya? Hani bunu eleştirmeyelim arkadaşlar. Yani bu normal bir atama. Keşke hep böyle olsa. İşten anlayanlar oraya atansa ama maalesef işte Rıza Kayaalp'ler Spor Bakanlığı'na atanıyor. Hamza Yerlikaya'lar da Vakıf Bank'a atanıyor. Şimdi ben korkuyorum. Hamza'nın diplomadan dolayı sıkıntı yaşamış. İnşallah Rıza'nın diploması gerçektir. Düşündürücü. 2 hafta önce Antalya Kaş'ta Çukurbağ Yarımadası diye bir yer varmış. Burada yangın çıkıyor. Sosyal medyada ola tam otellik bir yer yanmış diye insanlar dalga geçiyor. Orası imara açılıyor. Belli ki oraya otel dikiliyor. Birileri her zaman olduğu gibi buna karşı çıkıyor. Kim? CHP zihniyet. Neymiş efendim? Her yerde ormanlarımızı yaktınız, talan ettiniz, oraya beton döktünüz diyorlar. Ya arkadaşlar, ya biz ülkemize turist çekmeye çalışıyoruz. Yabancıya diyoruz ki ora getir paranı bankamıza koy. Koymuyor. Gel yatırım yap diyoruz. Yeri gösteriyoruz. Anca öyle geliyor. Ne yapalım arkadaşlar? Ha? Yani biz insanımız için bir şeyler yapıyoruz. Yani biz de isterdik fabrikamız olsun. Biz de isterdik üretelim, satalım. Ama yok. Olanı da biz sattık. Yani elimizde bir tek orman kaldı. Bari onları keselim. Korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Ormanlar giderse nefes ya olur mu ya? Ya Allah razı olsun bizim damatlardan biri şimdi oksijen makinesi yapıyor he. Nefes alamadığımız zaman onun makinalarını kullanır nefes alırız. Ha. Yarın öbürsü gün çıkarız milletin huzuruna ne deriz arkadaşlar? Biz bu memlekete ihanet ettik. Ben de bunun içindeyim deriz. Alkışlarlar. Düşündürücü. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. AKP gelmeden önce Türkiye'de kadın kelimesinin adı yoktu yahu diyor. Şimdi haklı arkadaşlar. Tabii Özlem Hanım'a katılıyorum. Önceden kadın diye bir şey yoktu Türkiye'de. Tabii biz erkek erkeğe çoğalıyorduk. Ne oldu 2002'de reisimiz, liderimiz, her şeyimiz. Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız iktidara geldi. Ola dedi. Baktı ki bunlar erkek erkeğe çoğalıyor. Allah göstermesin dedi. Ola Türkiye'nin sonu Lut kavmi, Semut kavmi gibi olacak. Rabbim bizi daşlatacak dedi. Ne yaptı? Bilal oğluna dedi ki Bilalcik dedi git dedi. Gemicik al dedi. Bilalcik dedi ki hayırdır baba dedi. Ya sen al dedi ya.
Gitti gemici çaldı. Hatta geminin boyunu beğenmedi. Dedi ki ona dedi bu kadar küçük gemici çalır mı? Azıcık büyük çalaydın dedi. Ne oldu? Reisimiz emir verdi. Dış dünyadan Türkiye'ye kadınlar geldi. Biz kadınları bir gördük aman ya Rabbi dedik. Bizde olan onlarda yok. Onlarda olan bir o bunların adı ne ki dedik. Reisimiz çıktı balkon konuşmasında dedi ki bunlar kadın. Heh, bundan sonra bunlarla çoğalacaksınız. Allah razı olsun dedik reisimiz ya. Sen olmasaydın erkek erkeğe bu işin tadı çıkmıyor dedik. Ne oldu? Rabbimiz bizi taşlaştırmadı reisimizin yüzüzü hürmetine ya. Gene güzel uydurdu bu. Aslında Özlem Hanım burada diyor ki şimdi AKP gelmeden önce AK Parti bir kadın yoktu. AKP geldikten sonra AKP'li kadın oldu. Tabii önceden kadınlar işe girmek için tamam mı başını kapatmak zorunda kalmıyordu. AKP geldikten sonra işe girmek için başını kapatıyor. Milletvekili olmak için adam karısının kafasını kapatıyor. He. Milletvekili oluyor sonra milletvekilliği bitiyor kafasını açıyor. He. AKP'li kadın profili geldi. Olay bundan ibaret. Mesela önceden kadınlar herhangi bir partinin liderine çoluğumun çocuğumun ömrü size feda olsun demiyordu. Ama AKP geldikten sonra diyor mesela bak. Ya işte bak önceden mesela reisim emretsin kocamı boşarım diyen kadınlar yoktu mesela. Ama AKP geldikten sonra reisim emretsin kocamı boşarım diyen kadınlar oldu. Düşündürücü. Ünlüler camiasından bizim camiadan türkücü Alişan ailesiyle araba yolculuğu sırasında kaza yapıyor. Araba takla atıyor. Verilmiş sadakaları varmış. Geçmiş olsun. Burunları bile kanamadan arabadan çıkmışlar. Şimdi araba 1 milyonluk olunca Alişan diyor ki kazadan sonra bu arabanın aksı kırıldı. Bu arabayı yıllarca tamir eden usta da diyor ki bu arabanın aksını canavarla bile kesemezsiniz. Nasıl kırılır? Şimdi arkadaşlar biz ünlüler böyle pahalı tamam mı arabalara biniyoruz. Maalesef gazada basıyoruz ister istemez. Böyle hani araba yağ gibi kayıyor. Ha siz fakirler böyle sıradan arabalara biniyorsunuz. Arabayla 180-200 bastığınızda araba titriyor tamam mı? Mecbur yavaşlamak zorunda kalıyorsun. Ama bizim bindiğimiz arabalar böyle pahalı arabalar olunca 200'ü basıyorsun araba daha da bas diyor. Daha da bas diyor. Bu kadar mı diyor. Biz de basıyoruz. Sonra ne oluyor? Bir anlık dalgınlıkla kaza yapıyoruz. Yani olay bundan ibaret. Yani Allah'tan ya çoluğuna çocuğuna bir şey olmamış ya. Rabbim daha beterinden korusun. Kastamonu'da 500 yıllık Nasrullah Camisi'ne restorasyon mu? Her ne zıkkımsa. Restorasyon yapılıyor. Adamlar boyaya almışlar. O güzelim camiyi, o güzelim süslemeleri badana boya yapmışlar. Bunun adı da restorasyon. Ya da her ne zıkkımsa. Onda. Ya insan bunu gördüğü zaman diyor ki Allah'tan Ayasofya cami değil. Ayasofya cami olsa sonu aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu halde de ondan dolayı dokunamıyorlar. Ya yazık günah değil mi ya? Yani kim bilir devletten ne kadar para aldınız bunun için ya? Devletin kasasından ne kadar para çıktı ya? Yazık ya. Bari bırakın imama cemaate kendi aralarında para toplasınlar. Ulan kendileri boyasınlar be. En azından para da cemaatin cebinden çıkar. Düşündürücü. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Bazı arkadaşlar benim KHK ile memurluktan atıldığımı düşünüyor. Bundan dolayı böyle videolar çekip hıncımı aldığımı zannediyormuş. Birkaç defa söyledim bunu Instagram'da falan. Şimdi arkadaşlar ben hiç devlet memuru olmadım. Onun için de KHK ile atılma gibi bir durumum yok. Ha mimlenmiş biri olsaydım devlet tarafından zaten video çekmeme müsaade edilmezdi. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz diyorum. Allah'a emanet olun.